Gençler merhaba. Artık kişilik gelişiminin son ayağına geldik. O da nedir? Bağlanma kuramı. Bağlanma kuramında kimi işleyeceğiz? Bowlby, Horowitz, Ainsworth gibi psikologları işleyeceğiz. Bağlanma kuramı temel güvene karşı güvensizlik döneminden hareketle oluşturulmuştur. Bakıcı ve bebek arasındaki ilişki bebeğin diğer insanlara duyacağı güvenin de temelini oluşturur. Zihniyetinden hareketle bağlanma oluşuyor. Bowlby'nin bağlanması çocuklar üzerindedir. Çocuklar ve 0-12 yaş arası çocuk olarak ne yapabilirsiniz? Zaten çocukluk en fazla 12 yaşına kadar biliyorsun. Son çocukluk 12. Değil mi? 0-12 yaş aralığı burada ne yapabilir? Devreye girebilir sevgili dostlarım. Evet. Ve çocuklar bakalım nasıl bağlanacaklar. Ve söylemlerime çok dikkat edeceksiniz sevgili arkadaşlarım. İki tür bağlanma var. Güvenli, güvensiz. Güvensiz bağlanma kendi arasında ikiye ayrılıyor. Kaçınan veya çelişkili, kaygılı, kararsız, ikircikli gibi. İlk olarak biz ne yapalım? Güvenli bağlanmaya bakalım. Efendim güvenli bağlanma şu şekildedir. Ayrılık kaygısını yoğun yaşamazlar. Ayrılık kaygısını yoğun yaşamazlar. Yaşamazlar. Evet, ayrılık kaygısını bunlar yoğun yaşamıyor. Bak şu ifade yanlış. Güvenli bağlanan çocuklar hiç ayrılık kaygısı yaşamaz diye bir şey yok. Aşırı yaşar diye bir şey de yok. Tedirginlik anlamında. Anne nereye gidiyor? Olayıdır. Tamam arkadaşım. Öyle bakacaksın. Öyle değerlendireceksin bu durumu. Ve o yüzden ayrılık kaygısını çok yoğun ne yapmıyorlar? Yaşamıyorlar efendim. Bir başkası. Başkası. Çevreyle kolay iletişim kurarlar. Çevreyle kolay iletişim kurarlar. Evet arkadaşlar. Çevreyle kolay iletişim ne yapıyorlar? Kuruyorlar. O çevresel faktörlere çok hızlı uyum sağlıyorlar. İnsanlar arası ilişkilerini daha güçlü, daha anlamlı ve daha etkili hale ne yapabiliyorlar? Getirebiliyorlar. İnsanlar arasındaki bu ilişkileri kime güvenip kime güvenmeyeceklerini çok hızlı bir biçimde etüt edip, akıl süzgecinden geçirip süreçlerini daha etkin hale getirebiliyorlar gençler. Bir başkası sevgili arkadaşlarım. Dönüş tepkileri ne demek olduğunu söyleyeceğim. Dönüş tepkileri sevgiyledir. Kabul edicidir. Dönüş tepkileri neymiş? Sevgiyledir. Kabul edicidir sevgili arkadaşlarım. Anne bir yere gitti. Yavrum ben markete gidiyorum dedi. Tabii ki anne gidebilirsin dedi. Bunu yapabilir. Ya da anne bir yere gitti çok tepki de vermeyebilir. Ya da anne ben de geleceğim ya da ağlayabilir. Ama bu ağlama böyle çok ahım şahım abartılı bir ağlama değil. Ama dönüşte hangi giderken hangi tepkiyi verirse bir kişi dönüşte annesini bakıcısını sevgiyle karşılıyor ise güvenli bağlanmıştır. Anladın mı? Giderken ne yaparsa yapsın dönüşte sevgiyle karşılıyorsa ne diyoruz arkadaşlarım? Güvenli bağlanmıştır. Güvenli bağlanan çocuklar hem kendilerini hem de çevrelerini değerli ve olumlu gören zihniyete sahiptir. Çünkü ben kimi seçip kimi seçmeyeceğimi bilirim. Çevrem bana gerekli desteği verebilecek güce ve bilgiye ve kaliteye sahiptir der. Bu çocuklar genelde tutum olarak, anne baba tutumu olarak genelde demokratik tutum tarafından yetiştirilmişlerdir. Ve bu çocuklar arkadaşlarım kimlik olarak da başarılı ne yaparlar? Başarılı kimlik sahibi olurlar diyebiliriz arkadaşlarım. Sırada ne var? Kaçınan bağlanma var. Ayrılık kaygısını hiç yaşamazlar. Ayrılık kaygısını yaşamazlar. Yaşamazlar. Çünkü kimse bunların umurunda değil. Kaçınıyor. Zaten kelime manası olarak da bunu söyleyebiliriz. Çevreyle iletişime geçmezler. Bak geçemezler başka o harf her şeyi değiştirir. Geçmezler. Çevreyle iletişime
geçmezler. Evet, öyle bir dertleri yok. Peki neden yapıyorlar bunu, değil mi? İnsan bunu yapıyorsa bir bildiği vardır. Kendi kendine yetebilme görülür. Kendi kendine yetebilme görülür. Evet. Kendi kendine yetebilme görülür. Ya diyeceksin ki hocam aslında çok da kötü şeyler söylemedin. Niye güvensiz bunlar? Niye güvensiz? Arkadaşlarım, bağlanma dediğin şey iki yönlüdür. Güven dediğin şey iki yönlüdür. Hem çevrene hem kendine güvenirsen güvenlisin. İkisinden birinde problem varsa güvensizsin. İkisinden birinde problem varsa güvensizsin. Bu da o yüzden çevreye olan güvensizlik, ki bunlar çevreye güvensizdirler, son derece sıkıntılıdırlar ve dönüş tepkileri umursamazdır arkadaşlarım. Dönüş. Anne bir yere gitti geldi, dönüş tepkisi böyle. Tabii soru da bunu yazacaktır. Dönüş tepkileri umursamaz olur arkadaşlarım. Evet, dönüş tepkileri umursamazdır. Dönüş tepkileri nedir? Umursamaz gençler. Anne diyor ben market diyorum. Bana git. Dönüyor. Ben geldim. Geldi. Sen geldin. Gibi bir umursamazlık söz konusu. Peki hangi tutum tarafından yetiştirilmişlerdir? Kimlikleri ne olur? Bakalım. Aykırı durum fazlasıyla görülebilmesine rağmen daha çok ilgisiz tutumun dağınık çocukları olurlar. Ama hep değil, daha çocuk. Tamam arkadaşlar. Bak anne baba tutumuyla ve kimlikle eşleştirilebiliyor. Geldik üçüncü aşamamıza. Çelişkili, kaygılı, kararsız. Gençler tabloyu kesinlikle çok iyi bilmeniz gerekiyor. Tabloyu bilirseniz eğer daha başarılı bir sonuç elde edeceksiniz. Bu tabloyu bilmediğiniz için bu soru size zor geliyorsa zor mor soru moru değil yani. Bir şey yok burada. Çok basit ezberleri olan bir yer gibi geliyor bana. Arkadaşlarım gelelim çelişkili. Ayrılık kaygısını yoğun yaşarlar. Ayrılık kaygısını ne yapıyorlar? Yoğun yaşıyorlar. Evet. Çevreyle iletişime geçemezler. Çevreyle iletişime, ikisini bir anlatacağım, geçemezler. Şimdi bak nasıl? Ayrılık kaygısını yoğun yaşıyor bunlar. Şimdi anne bir yere gidecek ki, anne nereye gidiyorsun diyor. İşte markete, ben de geleceğim diyor. Diyor ki, yavrum hemen gidip geleceğim. Annesinin onu terk edeceğini sağlıyor. Çünkü iletişime de geçemiyor çevreyle. Anne ben de geleceğim diyen tipler vardır ya böyle. Her şeye zırıl 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 aldığını dınladıklasın gelir. O çocuğun kulağını çekesin, saçını çekesin. Yapamazsın, kıyamazsın. İşte böylelerdir. Yoğun tepki verirler. Peki niye? Neden? Çünkü ihtiyaçlarının karşılanmayacağını zannederler. O giderse benim halim nice olur, ben ne yaparım onsuz, ay ay ölürüm. Hani biri terk edilince terk edilen ağlıyor, terk eden de çekip gidiyor, terk eden değerli oluyor. O mantıkta düşünün. Bunlar çevreyi o kadar önemsiyorlar, kendilerini o kadar değersizleştiriyorlar ki inanamazsınız arkadaşlarım. Dönüş tepkileri. Bunu şeyle yazalım. Siyahla yazalım. Dönüş tepkileri serttir. Vurur, kızar, bağırır, küser gibi. Anne geldi ya dönüşte marketten. Anne nerede kaldın? Vuttur vuttur böyle sarılır, sıhı çok sert sarılır. Eteklerine yapışır, küser, geri gelir. İkircikli bir eyle bir beyle, bir eyle bir beyle davranır. İşte budur arkadaşlarım. Giderken ağladı ya da bir şey demedi ya da tabii ki gidebilirsiniz. Dönüşte hangi nasıl giderse gitsin, dönüşte sevgi ile karşılıyorsa güvenli. Giderken de dönerken de umursamıyorsa kaçınan. Giderken de zırlıyor, gelirken de sert tepkiler veriyor. Kızıyor, küsüyor, bağırıyor ise nedir? Çelişkilidir efendim. Peki bunlar ne yapıyorlar bakalım. Tutum olarak, önce anne tutumu yazalım, anne baba tutumu ve kimlik olarak nasıl bir sürecin içerisine giriyorlar. Arkadaşlarım bunlar aşırı koruyucu tutumun, çünkü anne baba kendine çok bağlamış çocuğu, sebebi bu. Aşırı koruyucu tutumun
ipotekli kimliklerini oluştururlar. Bunlar aşırı koruyucu tutumun ipotekli kimliklerini ne yaparlar? Oluştururlar sevgili arkadaşlarım. İşte biz bu duruma ne diyoruz? Efendim, bağlanma kuramı diyoruz. Kimin? Bowlby'nin. Şimdi ise ne yapacağız? Şimdi ise ne yapacağız? Horowitz'in bağlanmasının bir tablosunu çizeceğiz efendim. Onu da şuraya yeter bize galiba. Evet. Şimdi Horowitz'teki bu ifadeleri alalım. Şey, Bowlby'deki Horowitz'le bağla şey yapalım. İlişkilendireceğiz de. Horowitz'in dörtlü bağlanması. Arkadaşlarım, bu bağlanma yetişkinler üzerinedir. Yetişkin. Tamam mı? Yetişkinler. Soru da zaten o yetişkin ifadesini bir şekilde sana verir. Peki bunlar nedir? Güvenli bağlanma, saplantılı bağlanma, kaygılı, kararsız, kayıtsız bağlanma, kayıtsız bağlanma ve korkulu bağlanma. Kaç taneymiş Horowitz'in bağlanması? 4 tane. Güvenli, saplantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanma. Örneklerde çocuk, bakın Horowitz ya da Bowlby demedi. Çocuklardan bahsediyorsa Bowlby'ye göre düşün. İşte yetişkinlerden bahsediyorsa Horowitz'e göre düşün arkadaşlarım. Horowitz'in güvenli bağlanmasıyla Bowlby'nin güvenli bağlanması mantık olarak birebir eşleşir. Horowitz'in saplantılı bağlanmasıyla Bowlby'nin çelişkili, kaygılı karar zaten ortak isimlerde vardır. Birebir eşleşir. Kayıtsız bağlanmayla kaçınan bağlanma birebir eşleşir. Korkulu bağlamanın eşleniği yoktur. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi bağlanma demin aslında size tiyolarını verdim. Dedim ki bağlanma iki yönlüdür. Güvene bağlıdır. Bu da çevreye ya da kendine olan güvenle eşdeğerdir dedik değil mi? Hatırlarsınız. O yüzden arkadaşlarım Horowitz'in bağlanmasında güvenli bağlanma. Birey hem kendini hem de çevresini değerli ve olumlu görür. Tahtaya bakar mısın lütfen? Zaten bakıyorsun da yine bak. Böyle artılı eksili anlatımlarda birinci artı ya da eksi bireyin kendisi, ikinci artı ya da eksi bireyin çevresidir. Ben de bunu hani cümleye dökmekten ziyade artı eksi diye aklınızda kalsın diye böyle anlatıyorum. Efendim burada ne yazıyor? Birey hem kendini hem de çevresini değerli ve olumlu görür. İşte böyle bir sorunun cevabı da bu şekilde oluyor arkadaşlarım. Saplantılı, kaygılı, kararsız bağlama. Dördünün özelliğini verip sonra örnekleyeceğim. Az sabrediyorsunuz. Saplantılı bağlanma. Birey kendisini değersiz ve olumsuz, çevresini değerli ve olumlu görür. Birey kendisini değersiz ve olumsuz, çevresini değerli ve olumlu görür. Hani şurada demiştim, giderken niye ağlıyor? İhtiyaçlarının karşılanmayacağını zannediyor. Çünkü tam tersi olacak, özür diliyorum. Kendisini değersiz ve olumsuz, çevresini değerli ve olumlu görüyor. Birey diyor ki sen benim arkamdan gidiyorsun da efendim ben ne yapacağım sen gidersen, kendisini değersiz ve olumsuz, çevresini değerli ve olumlu görüyor sevgili arkadaşlarım. Buna biz ne diyoruz? Saplantılı bağlanma diyoruz. Aynı mantık, gidenin arkasından ağlayanın düştüğü bir çare durumdan bahsediyoruz. Kayıtsız bağlanma. Birey kendisini değerli ve olumlu, çevresini değersiz ve olumsuz görüyor. Orada da ifade ettik. Sen de kimsin? Ben varken mantığıdır. O zaman kendisini değerli ve olumlu, çevresini değersiz ve olumsuz görüyor. Korkulu bağlanma ise hem kendisini hem çevresini değersiz ve olumsuz gören bir zihniyetin sonucu olarak karşımızda duruveriyor arkadaşlarım. Şimdi bak, bir adam işe girecekmiş, bir iş kuracakmış. Diyorlar ki, işi nasıl kurmayı düşünüyorsun? Ben işlerin daha düzgün yürümesi adına başarabileceğime inandığım bu işte çok yakın bir arkadaşımı ya da çevremden birini de işime ortak etmek istiyorum. Bu kendine olan güvenin ve başkasına olan güvenin kesin bir ifadesidir. İşte bu çocuk böyle diyorsa güvenlidir. Soru böyle oluşmuşsa. Diyor ki, iş kuracak mısın? Hayrola? Evet, ben tek başıma bu işin altından kalkamayabilirim. Çünkü işin çok fazla detayları vardır. O yüzden mutlaka başkasına bulmam gerekiyor. Bir ortak almam gerekiyor. Kendisini değersiz ve olumsuz, çevresini değerli ve olumlu gördü. Kayıtsız bağlanma örneği şöyle olur. Bir iş kuracak mısın? Hayrola dediklerin. Evet, iş kuracağım ve başarılı olacağım.
Orta kalmayı asla düşünmüyorum. Çünkü insanlarla uğraşacak zamanım yok. Efendim, korkulu bağlanma. Bir iş kuracaksın, düşünüyor musun? Evet ama bu işin altından kalkabileceğimi düşünmüyorum. Ama orta kal diye sorduklarında ya beni kandırırsa diyor. Yani ne oldu? Hem kendini hem de çevresini değersiz ve olumsuz gördü. Tablolarını ezberle önce. Şu tabloları her soru çözüşünde yaz. 2 dakikada yazarsın. Ne 2 dakikada? 5-10 saniyede yazarsın. Sonra tablonun altını kullanmak kolay. Kayıtsızdan hareket et, kaçınandan hareket et. Çünkü uzaklaşma, umursamama anlamında kullanılır. Güvenli zaten güvenli. Bunun tam tersi zaten saplantılı ya da çelişkili. Horowitz'in saplantı kavramı, Boyle'nin çelişkili kavramı birbirinin yerine kullanılmaz arkadaşlarım. Efendim dikkat ediyorsunuz, isimlendirmeler neyse odur. Tamam, bunlara dikkat etmekte fayda vardır. Böylece epeydir kişilik anlatıyoruz. Freud dedik, Erikson dedik arkadaşlarım. Onların detaylarını kullandık. Savunma mekanizmaları dedik. Sonra kimlik statüleri dedik ve son olarak da bağlanma kuramı dedik ve bunları işledik. Bir de araya bir şey sıkıştırdım. Yabancı kaygısı. Belki bunu da hani soru olarak sorabilirler. Çocukların herhangi bir ortama gittiklerinde yabancılara göstermiş olduğu tepkiler soruda verilmesi. İşte bir çocuk babasının iş yerine gitti, orada gördüğü birini görmez ağladı. Bu neyle açıklanır gibi bir soru yabancı kaygısıdır. Bir sonraki derste ahlak gelişiminde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.